En büyük vefasızlık kimedir? Ben şimdi onu... Emeğe saygısın. En büyük vefasızlık Allah gibi gözüküyor. Mesela vefa gerekmiyor. Şöyle diyeyim. Osman sen tek misin? Bir sürü şeyler var. Güzel sıfatın var, kötü sıfatın. Bu kadar güzel sıfatların varken, Mehmet kardeş, bir cani sıfatı yüzünden çöpe atmak vefasızlık değil midir? Vefa, vefalı olmak için birbirimize hep iyi sıfatlarımız mı olması gerekiyor? Yani günahımız olmaması mı lazım ki vefa olsun? Vefa demek, iyi sıfatlarına verilen değer değildir. O borç ödemektir. Ben sana bir kalem verdim, sen de bir kalem verdin. İyilik değil bu, borç ödemektir. İyilik sıfatlarıma karşı vefa göstermeniz, bu borç ödemektir. Vefa nedir? Bu kadar güzellikler karşısında birkaç tane cani sıfatım ve günahımdan dolayı beni terk etmemektir. Birbirimizi terk etmemektir. Eşini terk etmemektir vefa. Tamam. Bu noktada Allah'ın rububiyeti var kainata. Hoşuna gitmediği bir yasağı. Keşke zina serbest olsa, hiç kimse şey olsa. Allah'ın bu kadar iyiliğine mukabil, sana hoş gelmeyen bir emrinden dolayı Allah'a düşman olmak vefasızlık değil midir? Bu en büyük vefa, nimetlere karşı küfran nimet, en büyük vefa Allah'a yapılan. Peki, Allah'a vefasızlıktan daha büyük vefasızlık var. Nedir? Peygamberimize vefasızlık. Başka? Burada konuşmuştuk biraz. Evet değil mi? Neydi Ali? Kendine ya. Evet bakın. Allah diyor ki Celle Celaluhu, men arefe nefse fekad arefe rabbu. Kendi tanıyan Rabbini tanır değil mi? Beni tanımak istiyorsan kendini tanı. En büyük vefasızlık insan kendisinedir. 7 tane vefa dersi yaptım. Ben bu hiç hatırıma gelmemişti. Birisiyle müzakere ediyordum. Dedim ki vefasızlık Allah'ın bunca verdiği nimetleri maddi ve manevi bilmemek. Ama daha ileri vefasızlık Allah'a yapılan vefasızlıktır. O dedi ki ondan daha büyük vefasızlık var. Allah'tan daha büyük vefasızlık ne olur dedim ya. Allah'a karşı vefasızlık. Allah'a karşı vefasızlıktan daha büyük vefasızlık olur mu? Var dedi. Ünal şaşırdı. İlk defa 7 tane ders yapmışım vefayla. İlk defa bu akşam öğrendim. Kimdir dedim lan. Nereyedir dedim. Allah'tan daha büyük vefasızlık yapmak vefasızlık olsun. Kendine dedi. Hani insan Allah'ı tanımak için kullandığı yöntem nedir? Kendini tanıyacaksın. O zaman peki insan nasıl kendisine vefasızlık yapar? Anlat bakalım bunu dediğine göre. Mesela bu kadar güzel sıfatı var. Namaz kılıyor. Oruç tutuyor. Risale okuyor. Yapıyor yani. Ama beceremedi, aşamadı bir tane, birkaç tane cani sıfatı var. Veya huzurluydu. Bir anda Osman'ın moralı bozuldu kardeşim. Hemen gel kendine dönüp de ya yok canım ya ben yapamıyorum ya benden bir şey olmaz ya ben pisliğin tekiyim ya ben ne insan mıyım ben buyum bu kendine ihanettir vefasızlıktır. Yeyse. Yeyse atıyorsun kendini. Bu güzel sıfatlarına vefasızlıktır. Yani böyle yaparak çökertiyorsun kendini. Manevi intihar. Manevi intihar. Hemen tutun güzel bir sıfatına. Mesela günaha düştün. İnsanız ya. Haşa ben bunu şey yapacak insan değilim. Düştün kardeşim. Şeytanın gayesi sana günah işlettirmek değil. Günah işletip onunla yeyse ümitsizliğe atmaktır. Ümitsizliğin yeri cehennemi Adem'dir. Günahların yeri cehennemdir. Ümitsizliğin yeri cehennemi Adem alemindedir. Tamam. O zaman kendi öz güvenini yıkmak kendine en büyük vefasızlıktır. Kendine niye vefasızlık yapıyorsun? Niye kendine saygı duymuyorsun? Niye kendini sevmiyorsun? Niye değer vermiyorsun? Hemen basit böyle birkaç tane, bugün moralim bozuldu. Ya uf ya şuraya bak ya. Beceremiyorum kendimi yönetmeyi. Ya. Yapamıyorum. Ne, dur tamam de ama. Niye vefasızlık yapıyorsun? Güzel sıfatların da var. Ha biraz önce namaz kıldın. Demek ki en büyük vefa kendi öz güvenini, öz değerlerini, Allah'ın sana verdiği sistemi fark etmek. Bu sistemin içerisinde
Ademi vücutlar da var. Yalanın vücudu yoktur. Zanın da vücudu yoktur. Küfrün de vücudu yok. Ama bizim kafasızın kafasında var. O orada öğretiliyor. Hani nefs-i lemirde yalan yok, fıtratta yalan yoktur. Su ıslatır. Böyle diyor. Gözü yapan, göz ne diyor? Beni yapan kör değildir. Yalan demiyor. Hani yalan nerede var? Ademidir. Vücudu yoktur nefs-i lemirde. Bizde var. O zaman diyeceksin ki Adem'i vücut da var ama doğada Adem yok. Bende var. Çünkü ben zat aynı olacağım. Adem lazım. Adem lazım bana. Ben kendimi inşa edeceğim. Vücut rengini vermemek için Adem'de olmam lazım. Ben varım. Usta diyor ki kendine vücut rengini verme. Adem'e düşersin diyor. Ama ben Adem'e düşmeden kendi vücudumdan sıyrılırsam vücut vermedim. Vücut ilmiye perde olmuş, Adem'e düştüm. Adem tarafına kaldım. Adem'in sureti var. Adem'in hakikati de var. Çünkü tekvinde çünkü. İlmin ifade edildiği mekansız mekan. Demek ki özgüvenini, öz değerlerini, içsel yapındaki sistemi, güzel taraflarını inkar etme. Onlara ihanet etme. Onları manasızlaştırma, değersizleştirme, anlamsızlaştırma. Onlar çok kıymetlidir. Onlar çok değerlidir. Birkaç tane halet-i rüya için kendini basit zannetme. Edersen en büyük vefasızlık sen kendine yaparsın. Abicim sual. He. Vefa vefasıza vefasızlık yapmak kainatın sahibine vefa yapmaktır. Şimdi bana bir kötülük yaptınız siz abi. Sizinle bağım kopuyor. Veya herhangi birisi bana bir kötülük yaptı, onunla bağım kopuyor. Fakat bu vefa benim dimağımda neyi koparıyor, alıyor ki? Beni bütün dünyadan koparıyor. Evet, içsel çökertiyor. İçsel çökertiyor. Şu anda vefanın yerini bilmiyorum. Abi neyi koparttığını ben tahmin ediyorum. Ve bir şey söyleyeyim mi size? Bunu bütün zerratımla söylüyorum. İtimat edin. Bir şey öğrenmek istiyorsanız ne olur? Ne olur kariyerine, yapısına, cinsiyetine, yaşına, boyuna, ilmine bakmayın. Dinleyin. Ne diyor? Ben bu kişinin kendisine vefasızlık yapmasını hiç ummadığım kişiden, yaşından başından olmayacak kişiden öğrendim. Yani mümkün değil ya. Biz ona bir şeyler öğretiyoruz. Öğrettiğimiz kişi söylüyor. Yani bu başım döndü. Bu kadar insan kendisine öz değerlerine vefasızlık, en büyük vefasızlık olduğunu, onunla zaten Allah yok oluyor. Alemimiz çökerse Allah da yok oluyor. Evet. Şimdi ama vefasızlık bunun... Vefasızlık Adem değil midir? Adem de değil ya. Başka değil bir şey. Başka değil bir mi şey. Abi? Yani başka bir yani şey. Yani vefasızlık sadece örtüyor gibi abi. Tahakkülü örtüyor gibi. Bağı kopartıyor. Yani bakın... Bilmiyorum ama Gafur. Vefa deyince... Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la Hazreti Hatice'nin münasebetine vefa. Ben, Allah helaf etsin bir iş yapamıyorum ama böyle sahabeler denilince Hazreti Hatice, sahabe denince istisnasız Hazreti Hatice önüme dikiliyor radiyallahu anh'a. Yani nefsim feda olsun. Acayip bir hasta değilim ona, hastayım. Bak şimdi. Ben Ümre'ye çok kafile götürdüm. Hacca da gittik. Götürdüm. Hira'ya 3-3,5 saat mi ne sürüyormuş yaya? Ya 4,5-4 saat. Sevre o öyle sürüyor. Hira biraz daha kısa. Ha Hira 3 saat sürüyormuş bu Hira'da. 3 saat sürüyormuş yaya. Sürüyor. Hira rahat. Bir saatte sürüyor. Çıkıyorsun da Sevr sürüyor. Sürüyor. Evet, çıkmayı demiyor. Mekke'de. Çıkmayı demiyor. Çıkma zaten 45 dakika sürüyor. Zaten minibüste gittin 2 dakika da olur. Ha anladım. Asfalt basar. Ve her gün 2 defa. Ya su götürüyor ya elmek. Bir gün demedi ki ya Muhammed. Eve gel. Orada oturuyor. Her gün tamam her gün. Ve gün aşırı git. Günde 2 defa. Hira'ya. Sitem etmeden. Nazlanmadan. Bir laf etmeden. Senelerce nasıl gidiyor ya? Nasıl olur? Nasıl bir insan ya? İşte Hazreti Hatice olur, başka bir şey olmaz. Normal. Biliyor musunuz? Namaz bile nasip olmamış buna. O namaz olmadan, miraç olmadan vefat etti.
Miraç'ta oldu ya namaz. Farz. Yani ben Mekke'ye, Medine'ye gittim şeye, Mekke'ye. Onun kabristanı uğramadan, Yasin okumadan dönmüyorum. Vefat edince Haşi validemiz, ya Resulallah bir gün olsun ki Hatice'den bahsetmemiş olasın. E ben diyor, şöyle şöyle değil miyim, sana şöyle olan bir eş değil miyim, şöyle... O ne diyor? Bana ilk iman eden. Herkes benden kaçarken her şeyini bana veren. Tamam? Kafi her şeyini, düşmanı kendisine ortaya koyan, servetini davama yapacağım. Tamam? Vefa ondan açıldı da, niye buna geçtim? Hissimiz aktif olsun diye söyledim. Tamam? Eşinize de, aşınıza da, işinize de, en başta kendinize, ikinci, ne demek ya ikinci? İkinci Rabbinize. Men arefe nefsehu fekad arefe Rabbim. Kendi nefsini tanımanın nispetinde Allah tanır. Ölçüm bozuk, kantar bozuk, neyi tartacaksın? Ben kendimi tanıdıkça Allah'ı tanıyacağım. İlk önce kendini, ilk önce kendini vefa, öz değerlerinin kıymetini bil, çöplük harcama. İki, bunların sahibine vefa. Üç, onun adına çoluk çocuğuna vefa. Veya dost kardeşlerine. Ne olur, Mehmet'in birkaç tane günah kusuru için terk etmemek vefadır. Eğer bütün iyiliklerine karşı vefa göstermek, vefa değildir. Borç ödemektir. Kusurlarıyla beraber güzelliklerini görmek, kusurların içinde güzelliği görmek vefadır. Kusurların içerisinde, güzelliklerin içinde kusuru görmek değil, kusurların içinde güzelliği görmek vefadır. Ustattan misal veriyorum, geçiyorum. Ustad birisi böyle itiraz ettiği zaman dinlermiş Osman kardeş. Dinlermiş. Dinlermiş değil mi? Yanlış da iyiyse şey yapar. Aa bu tarafım güzel. Bu doğru. Bu haktır. Demiş ki olarak küllüme gittin. Yanlış konuşmalar içerisinde doğruları seçermiş, tarihçede yazıyor. Onlar onaylarmış. Vefa bu işte. Geçiyorum.